10 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Resmi gazete hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi. Madde 1. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin amacı, Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nin içeriği ile yayınlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. Madde 2. Resmi gazetenin yayınlanması. Resmi gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayınlanır. Ayrıca lüzum görüldüğü takdirde, ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayınlanabilir. Madde 3. Resmi gazetenin yayınlanacağı günler. Resmi gazete, 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı ulusal bayram ve genel tatiller hakkında kanunda belirtilen ulusal bayram ve genel tatil günleri dışında, her gün yayınlanır. Ancak, hizmetin gerektirdiği hallerde ulusal bayram ve genel tatil günlerinde de resmi gazete yayınlanabilir. Hizmetin gerektirdiği hallerde, aynı gün içerisinde aynı sayıyı taşımak kaydıyla, mükerrer, şerhi verilerek birden çok resmi gazete yayınlanabilir. Madde 4. Resmi gazetenin içeriği. Resmi gazetede. A. Kanunlar. B. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Tüzüğü ve Başkanlık Divanı'nca resmi gazetede yayınlanması istenen Türkiye Büyük Millet Meclisi kararları. C. Milletler Arası Antlaşmalar ve Sözleşmeler. C. Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile Cumhurbaşkanlığınca resmi gazetede yayınlanması uygun görülen karar ve genelgeler. D. Özel kanunlarında resmi gazetede yayınlanması öngörülen mahkeme kararları. E. 24 Mayıs 1984 tarihli ve 3011 sayılı resmi gazetede yayınlanacak olan yönetmelikler hakkında kanunda belirtilen yönetmelikler. F. Cumhurbaşkanı yardımcısı ile bakan atanması, görevine son verilmesi veya istifasına dair işlemler. G. Cumhurbaşkanına vekalet etme işlemleri. Yumuşak G. Bağlı, ilgili veya ilişkili olunan kurum değişikliklerine dair kararlar. E. Yüksek yargı organlarının üyeliğine seçilme kararları. Cumhurbaşkanınca yapılan seçme ve atamalar ile göreve son vermeler. Sınır tespit kararları, idari bağlılık değişikliğine dair kararlar, belediye kurulmasına dair kararlar, yer adlarının değiştirilmesine dair kararlar. J. Özel kanunlarında resmi gazetede yayınlanması belirtilen diğer işlemler, yayınlanır. Birinci fıkrada sayılanlar dışında resmi gazetede yayınlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenir. Madde 5. İlanlar. Resmi gazetenin ilan bölümünde, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, kamuya yararlı dernekler ve vergi muafiyeti tanınan vakıfların duyuru niteliğindeki metinleri yayınlanır. Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını, ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil. Resmi gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyurur. Madde 6. İnceleme üzerine resmi gazetede yayınlanacak düzenlemeler. Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenir. Üniversiteler ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından hazırlanan ve resmi gazetede yayınlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemler ise, anayasa ve diğer mevzuata uygunluğu yönünden incelenir. Ki birinci fıkra kapsamında yapılan inceleme sonucunda uygun bulunmayan veya hukuka aykırı olduğu tespit edilen taslaklar kurumuna iade edilir.
Madde 7. Mevzuatın yürürlüğe girmesi. Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise resmi gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer. Madde 8. Mevzuat bilgi sistemi. Resmi gazetede yayınlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler mevzuat bilgi sisteminde tek metin haline getirilir ve güncel olarak yayınlanır. Madde 9. Yönetmelik. Resmi gazetenin yayınlanmasına, düzenine, ilanlara ve bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikte belirlenir. Madde 10. Yürürlük. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 11. Yürütme. Bu Cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.